Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Kadına Dair'e hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basıp bize destek olabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız bir sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bugün zebradan çanta yapımıyla karşınızdayız. Umarım kolay bir şekilde anlatabiliriz. Siz de anlayabilirsiniz. Çantalarımız farklı ebatlarda olacak. İlk önce yapacağım çantanın ebatlarını veriyorum. Zaten çok önemli değil. İstediğiniz ebatlarda, ölçülerde yapabilirsiniz. Şöyle 47 santim boy olarak aldım ben, kumaşımı kestim. 40 santim de en olarak aldım. Şöyle bir kumaşım var. Benim kalmış kumaşlarımı değerlendiriyorum. Şöyle çantamızın üst kısmına doğru bir şeklinde, fon şeklinde yapacağım, dikeceğim, farklılık katmış olacağım, biraz daha zenginleştirmiş olacağım. Şimdi dikiş aşamasına başlıyoruz. Fonumu, kumaşımı altına yerleştirdim. Şöyle, burası zaten benim dikiliydi. Bu kalmış bir kumaştı. Herhangi bir şeyden kalmıştı. Burada dikili kısmını var zaten. İşimi kolaylaştırıyor. Sadece bir kere geri döneceğim. Şöyle arkadan dikişimi yapacağım. Pekiştirdim. Şöyle gösteriyorum. Şu dikiş bölümünün altına koydum. Arkaya doğru kıvırdım. Diğer kenarı da aynı şekilde yapacağım. Sonuna kadar dikiyorum. Diğer kenarı da aynı şekilde dikiyorum. Üst kısmını. Bu işlemi yan dikişleri yapmadan yapıyorum. Kenarı da sonuna kadar dikiyorum. Diktikten sonra şöyle döndürüyorum. Şu şekil oluştu. Altını da şöyle hafif yarım santim, bir santim içeri doğru kıvırarak dikmeye devam ediyorum. Üst kısmı dikmiştim zaten. Şimdi altını da şöyle geri biraz katladım. Ütüde düzelttim. Ütüde de olmasa da olabilir ama ben daha iyi görünsün diye ütüde de yaptım. Arkaya doğru kıvırdım. Şimdi alt kısmının birisinin de fonunu da dikiyorum. Dikişini dikiyorum. Aynı şekilde diğer kenarı da dikeceğim. Onu da aynı şekilde yaptım. Bunu da sonuna kadar dikiyorum. Şimdi yan dikişlerini dikiyorum. Birleştirdim üstten zaten. Diğer kenarı da aynı şekilde dikeceğim. İki kenarın dikişini de yaptım, bitirdim. Çantamız büyük boy olduğu için altına köşe vereceğim ben. Köşelerimizi şöyle gösteriyorum. Nasıl köşe verilir, yapılır diye. Şöyle kumaşımız, çantamız. Çantamızı şöyle tutuyoruz. Şuradan bir üçgen şeklinde köşe oluşturuyorum. Şu üçgen şeklini şöyle de katlayarak arkadan göstereyim. Şu şekilde bir köşe dikeceğim.
yazıyorum. Her iki kenarını da köşe yapıyorum. Şöyle köşelerini gösteriyorum yaptığım şekilde. Yani burada alt kısmını 8 santim, 7 santim alt kısım olarak belirledik. Şimdi döndürüyorum çantamı. Kurtlarını yapacağım. Üstünden kalan kısımdan parça ayırdım ben. Şöyle 5 santim. 5 santimi normal bir Y şeklinde şöyle iki katladım. Yandan iki taraftan katladım. Bir daha katladım. Şöyle bir şerit elde etmiş oldum. Bunu şimdi dikeceğim. Bundan iki tane yaptım. İki taraflı. Baştan sona kadar dikeceğim. Ben diktim ikisini de. Şöyle kenarlarını hafif çakmakla dört kenarında yapıyorum. Yaptıktan sonra şöyle içe doğru şuradan orta kısmı bulacağım. Şöyle kurtlarını. Bu büyük çanta olduğu için büyük yapıyorum. Diğerinde bir tane daha yapacaktık. Onu da biraz daha küçülteceğim. Onu farklı ölçüleri olacak. Bunu böyle yapıyorum. Şimdi ayarlayacağım. Şöyle kenarda 12 santimden yerleştirdim. Diğer kenarını da aynı şekilde yerleştireceğim. Şöyle üst üste aynı. Ondan sonra dikeceğim. 20 de dikiyorum. Şimdi altından birkaç dikiş gittim sağlam olması için. Şu üst kısmından da şu biyenin hem alt hem şuradan bir de şuradan birkaç defa arkalığını dikiyorum. Sağlam olabilmesi için. Diğerlerini de aynı şekilde dikeceğim. Dikim işimiz bitti. Bunları bitirdim. Şimdi şöyle kenara bırakıyorum. Şöyle küçük parçalar ayırdım. Bunları birleştirip fiyonk yapacağım. Düz yüzeyleri içe bıraktım. Ters yüzeyler dışta. Şöyle bir makine ayağından komple dikeceğim. Sadece döndürmek için küçük bir kısım bırakacağım. Şöyle küçük bir döndürmek için kısım bırakıyorum. Bıraktığım kısımdan döndürme işlemimi yapacağım. Şöyle köşeleri belirginleştiriyorum. Çıkarıyorum daha doğrusu. Bıraktığım kısmı da dikeceğim. Döndürdükten sonra boş bıraktığım kısmı da dikiyorum. Şöyle iki kat yapıyorum. Ortasını belirliyorum. Şöyle bir çizgi oluşturuyorum. Oluşturduğum çizgiden iğne ile teyel alıyorum.
Şöyle ipi de birkaç kere doladıktan sonra fiyonkumuz hazır. Şöyle ortasına küçük bir şerit hazırladım. Şöyle yapacağım. Arkadan birleştireceğim. Dikeceğim şimdi bunu. Fiyonkum bitmiş olacak. Çantam hazır. Fiyonkum da hazır. Şöyle ortasını, tam ortasını almak istersen 10 10 yarım milim oynuyor. Hafif bu tarafa çekersem 10,5 10,5 olacak. Evet. Bunu iğne ile dikeceğim. Diğer çantamı da göstereceğim. Bitirmiş olacağız. Arkadaşlar, ben kalandan bir tane de küçük yaptım. Buna küçük olduğu için köşe yapmadım. Direkt diktim. Bu parça olduğu için parçayı değerlendirdim, kalanı. Altı da dikişli oldu, kenarları da dikişli oldu. Biyesini, fonunu aynı şekil verdim. Diğerini yaptığım şekil gibi aynı bunu da şekil yaptım. Buna da küçük bir fiyonk iliştirdim. Bunun fiyonkunu buraya koydum. Diğerininkini ortaya koydum. Şöyle boyunu isterseniz, merak ediyorsanız 29 santim. Eni de 35 santim. Bunun kruplarını biraz daha küçük yaptım. Diğeri büyük, diğeri kola takılabiliyor. Bu elde isterseniz siz çıt çıt da yapabilirsiniz, düğme de yapabilirsiniz, fermuar da dikebilirsiniz, kendiniz belirleyebilirsiniz. Çantalarımız bitti. Çok şık oldular, gerçekten çok güzel oldular. Elinizdeki kumaşları değerlendirebilirsiniz. Bu tür kumaşlar olmasa da farklı kumaşlardan da güzel çantalar yapılabilir. Önemli olan kumaşı değerlendirmek, yapabilmek. Çok da zor değildi. Diğerine köşe verdik. Köşeyi de kolayca yapabilirsiniz. Bunda köşe yapmadık yalnız. Çantalarımız hazır. Biz bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.